Bismillah, velhamdülillah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Müslümanın takınacağı en güzel tavırlardan bir tanesi de af ve müsamahakar olmaktır. Allah-u Teala şöyle emrediyor. Affe sarıl, yani affetmeye sarıl, affedici ol, iyilikleri emret ve cahil kimselere aldırma. Yani onları önemseme, onları kendine problem etme buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede yine Müslümanları anlatırken, daha önce bir vaazımda söylemiştim. Yani bir ayet-i kerimenin içerisinde birden fazla özellik olabilir. Mallarını gizli ve açık olarak, yani herkesin önünde de infak ederler. Gizliden gizliye de kimseye bir şey söylemeden, göstermeden de şey yapabilirler, yani infak edebilirler. Müslümanın en önemli özelliklerinden bir tanesi cömertliktir. Yani fakire, fukaraya, konuya, komşuya, yakınlara, yoldan geçenlere, isteyenlere, yani ayet-i kerimelerinde geçiyor bunların hepsi. Mahrum kişilere, yani elinde hiçbir şey olmayana infak etme özelliğine sahiptirler müminler. Ondan sonraki özelliğine, şimdi konumuz olan şeye giriyoruz. وَالْكَازِمِينَ الْغَيْسَ öfkesini yutanlar. Birisi seni öfkelendiriyor, öfkelendirecek bir hareket yapıyor. Onu yutmaya çalışacaksın. Yani hemen sen de kızmayacaksın, o anda sabredeceksin. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ve insanları affedenler. Yani bağışlayan, affeden, ona herhangi bir şey yapmayan. Ondan sonra وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُسْلِم۪ينَ مُحْسَن۪ينَ Allah iyilik yapanları ve iyi olanları ve ihsan üzere yaşayanları sever. Bununla ilgili küçük bir kıssa var. Onu kendimize örnek edinelim diye söyleyeyim. Hasan-ı Basri, Allah kendisinden razı olsun, o zat tabiindendir. Cariyesi kendisine testiyle, abdest alması için testiyle su getiriyor. Ama nasıl yarıldıysa ayağımı kayıyor, düşüyor ve testiyi kırıyor. Testiyi kırınca yani bir şey yapması gerekiyor. Hemen cariye Müslümanlıktan anlayan birisi olduğu için diyor ki, ayeti okuyor. وَالْكَازِمِينَ الْقَيْسَ öfkeyi yutanlar. Öfkemi yuttum diyor Hasan Basri onun o söz üzerine. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ insanları affedenler. Onun üzerine seni affettim diyor cariyeyi. Cariye köle yani aslında, kadın köle. Ona hizmet ediyor. Seni affettim diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları sever kısmını okuyor. Diyor ki sen artık cariye değilsin, senin hürriyetine kavuşturdu. Görüyorsunuz yani. Bir insanın, yani tabiinden bir insanın İslam'ı, ayetleri nasıl tatbik ettiğine burada şahit oluyoruz. Sahabe-i kiram böyleydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta böyleydi. Sahabe-i kiram böyleydi. Tabi'in böyleydi. Bize düşen onları kendimize örnek alarak onların yolundan gitmektir. Allah hepimizi muvaffak eylesin.